Birinci soru. Aşağıdaki tabloda bir güreş takımında bulunan güreşçilerin bazılarının kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Güreşçilerin kütlelerinin ortalaması 90 kilogramdır. Mustafa'nın kütlesinin Volkan'dan fazla olduğu bilinmektedir. Güreşçilerin kütleleri kilogram cinsinden doğal sayı olduğuna göre Mustafa'nın kütlesi en az kaç kilogramdır? Şimdi 4 tane güreşçi varmış. Bunların kütlelerinin ortalaması 90 ise o zaman kütlelerinin toplamı 90 ile 4'ü çarptığımızda 360 buluruz. Şimdi Erhan'ınki 104, Ahmet'inki 85. Bunları topladığımızda 189 olur. 360'dan 189'u çıkardığımızda burası 1 olur. Burası 7 olur. Burası da 1. Yani 171 buluruz. Bunlar Mustafa ile Volkan'ın kütleleri toplamıdır. Şimdi Mustafa'nın kütlesi Volkan'dan fazlaymış. Mustafa'nın kütlesi en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 86'ya 85 olarak aldığımızda bakın bu Mustafa'nın kütlesi, bu da Volkan'ın kütlesi olur. Mustafa'nın kütlesi Volkan'dan hem büyük çıktı, 85'ten büyük, bir de en az 86 olabilir. Daha düşük olamaz. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru, deneme sınavlarındaki net sayısı doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 3'te 1'i çıkarılarak hesaplanmaktadır. 3 öğrencinin 40 soruluk bir deneme sınavındaki doğru, yanlış ve boş soru sayılarından bazıları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu 3 öğrencinin netlerinin aritmetik ortalaması kaçtır? Şimdi 40 soruluk bir sınavmış. Zeynep 36 tane doğru, 1 tane boş yapmış. O zaman 3 tane yanlışı var. 3 tane yanlış, 1 tane doğruyu götüreceği için Zeynep'in neti 35'e düşer. Didar'ın 6 boşu var, 9 yanlışı var. 15 olur topladığımızda. 40'tan 15'i çıkarırsak geriye 25 kalır. 9 tane yanlış olduğu için 9'u 3'e böldüğümüzde 3 tane doğru götürecektir. 25'ten de 3'ü çıkarırsak Didar'ın netleri 22'ye düşer. Burak'ın 22 doğru, 12 yanlışı var. Şimdi 12 tane yanlış, 12'yi 3'e böldüğümüzde 4 tane doğru götürür. 22'den 4'ü çıkarırsak 18 buluruz. Şimdi bu 3 öğrencinin netlerini toplayıp 3'e bölersek netlerinin aritmetik ortalamasını bulmuş oluruz. 5, 2 daha 7, 8 daha 15, 15'in 5'i elde var 1. 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 1 de elde 7. 75'i 3'e bölersek netlerinin ortalamasını 25 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki veri grubu soldan sağa doğru artacak şekilde sıralanmış 5 tane doğal sayıdan oluşmaktadır. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması 5 olduğuna göre açıklığı kaçtır? Önce bunların toplamlarını bulalım. 5 tane sayı var. Aritmetik ortalamaları 5 olduğu için toplamları 5 kere 5 25 olur. Bilinen sayılar 4, 6 ve 8. Bunları topladığımızda 4, 6 daha 18 daha 18 yapar. 25'ten de 18'i çıkardığımızda geriye 7 kalır. Yani buradaki kare ile üçgenin toplamı 7 olacak. Şimdi buradaki üçgen kesinlikle 5 olmalı. Çünkü 4 ile 6 arasında 5 vardır. O halde kare de 2 olmalıdır. Şimdi açıklık sorulmuş. Açıklık en büyük terimle en küçüğün farkına deniyordu. En büyük 8, en küçük de 2 olduğu için aralarındaki açıklık 6'dır. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıdaki sütun grafiğinde Nazmiye, Sevim ve Emine'nin bir haftada boyadıkları çini sayıları gösterilmiştir. Her gün eşit sayıda çini boyayan Nazmiye ile her gün eşit sayıda çini boyayan Emine'nin boyadıkları bir günlük çini sayılarının arasındaki fark 6'dır. Buna göre bu üç kişinin bir haftada boyadığı ortalama çini sayısı kaçtır? Nazmiye bir haftada 287 çini boyuyormuş. Bir günde boyadığını bulmak için 287'yi 7'ye böleriz. 28'in içerisinde 7 4 keredir. 4 kere 7 28. 7 indi. 7'nin içerisinde 1 keredir. 1 kere 7 7. Nazmiye bir günde 41 tane çini boyar. Nazmiye ile Emine'nin boyadıkları bir günlük çini sayısı arasındaki fark 6'ymış. Şimdi 41'den 6'yı çıkarırsak 35 buluruz. Bu da Emine'nin bir günde boyamış olduğu çini sayısı. Emine bir haftada ne kadar boyar onu bulalım. 35 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 5 35. 35'in 5'i elde var 3. 7 kere 3 21. 3 de elde 24. Bu da Emine'nin
Bir haftada boyadığı çini sayısıdır. 245. Şimdi üçünün bir haftada boyadığı ortalama çini sayısı sorulmuş. 287, 245 ve 224'ü toplayıp 3'e bölelim. 7, 5 daha 12, 6 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 8, 4 daha 12, 2 daha 14. 1 de elde 15. 15'in 5'i elde var 1. 2, 4, 6, 1 de elde 7. 756'yı 3'e bölelim. 7'nin içerisinde 3 2 keredir. 2 kere 3 6 1 çıktı. 1 kaldı. 15'in içerisinde 5 keredir. 3 kere 5 15. 6'yı indirdiğimizde de 6'nın içerisinde 3 2 keredir. 2 kere 3 6. Evet, ortalama 252 tane çini boyarlar. Doğru cevap A şıkkıdır. 5. soru. Aşağıda 5 arkadaşın yaşları verilmiştir. Bu gruba önce grubun yaş ortalamasını değiştirmeyen biri katılmış. Daha sonra ise grubun açıklığını bir artıran bir kişi daha katılmıştır. Buna göre gruba sonradan katılanların yaşlarının toplamı en az kaçtır? Önce bu grubun yaşlarının ortalamasını bulalım. Yaşlarını toplayalım sırasıyla. 18, 25 daha 43, 20 daha 63, 30 daha 93, 22 daha 115. 115'i 5'e bölelim. 2 kere 5 10. 15'in içerisinde 3 kere 3 kere 5 15. 23 bulduk. Yaşlarının ortalaması 23'tür. Gruba katılan birinci kişi ortalamayı değiştirmediği için bunun yaşı 23'tür. Sonradan katılan kişi ise grubun açıklığını bir artırmış. Şimdi şu haliyle grubun açıklığı bakın en küçük değer 18, en büyük değer ise 30. Aralarındaki fark 12'dir. Yani açıklık 12. Sonradan gelen kişinin yaşı 17 olduğunda grubun açıklığı 1 artmış olur. Bu iki kişinin yaşları toplamı da 40 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 6. soru. 18 kişilik bir kafiledeki kişilerin yaşlarının ortalaması 28'dir. Bu kafileye yaşları 30, 42, 24 ve X olan 4 kişi gelmiş ve yeni yaş ortalaması 30 olmuştur. Buna göre X kaçtır? Şimdi 18 kişinin yaşlarının ortalaması 28 ise bunların yaşlarının toplamını bulalım. 28 ile 18'i çarpalım. 8 kere 8 64, elde var 6. 8 kere 2 16, 6 da elde 22. 1 kere 28 28, topladığımızda 4 0 5. 504 buluruz. Sonradan katılan 4 kişi var. Üçünün yaşı belli. 30, 42 ve 24'ü topladığımızda 30, 42 daha 72, 24 daha 96 yaptı. Bunu da ekleyelim. 96. Burası 10 olur. Onun 0 elde var 1. Burası da 10 olur. Onun 0 elde var 1. 1'i 5'e eklediğimizde 600 oldu. Şimdi önceden 18 kişi vardı. Sonradan 4 kişi geldi. 18 artı 4. Toplam 22 kişi oldular. Bunların yeni yaş ortalaması 30 olmuş. 22 ile 30'u çarpalım. Burası 660 olur. Yaşlarının toplamı 660 olması gerekiyor. O halde 660'dan 600'ü çıkardığımızda x'i 60 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Bu veri grubunun açıklığı 18 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Sayıların en küçüğü 17. Açıklığın 18 olması için 17'ye 18 eklediğimizde 33 buluruz. A'nın alabileceği değerlerden birisi 33'tür. En büyük sayı 33, açıklık 18, 33'ten 18'i çıkardığımızda da 17 buluruz. Yani bu A sayısı 33 ve 17 olabilir. 33 artı 17 50'ye eşittir. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Aşağıdaki sütun grafiğinde 6 öğrencinin 1 ve 2. yazılı notları verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. 1 ve 2. yazılı notlarının ortalaması en yüksek olan Sezgin'dir. Şimdi bunların teker teker ortalamalarını bulalım. Adem 1. yazıdan 70 almış, 2. yazıdan 50. 70'te 50'yi toplarız, 120. 2'ye böldüğümüzde 60 buluruz. Ali 1. yazıdan 90 almış, 2. yazıdan 60. 90 ile 60'ı toplarız, 150. 2'ye böldüğümüzde 75 buluruz. Buse 1. yazıdan 40, 2. yazıdan 70 almış. 40 ile 70'i toplarız, 110. 2'ye böldüğümüzde 55 buluruz. Sezgin 1. yazıdan 100, 2. yazıdan 80. Topladığımızda 180, 2'ye böldüğümüzde 90 buluruz. Gamze 1. yazıdan 60, 2. yazıdan 80. Topladığımızda 140, 2'ye böldüğümüzde 70 buluruz.
Emine birinci yazıdan 20, ikinci yazıdan 40, topladığımızda 60, ikiye böldüğümüzde 30 buluruz. Buna göre yazılı notlarının ortalaması en yüksek olan Sezgin'dir. Dolayısıyla bu doğru çıktı. B şıkkına bakalım. 1 ve 2. yazılı notlarının ortalaması en düşük olan Emine'dir. Evet, en düşük olan Emine. Bu da doğru çıktı. C şıkkı. 1. yazılı notu 2. yazılı notundan fazla olan öğrenci sayısı 3'tür. Şimdi Adem'in 1. yazılı notu 2. yazılı notundan fazladır. Bir tane burada. Ali'ninki de aynı şekilde. İki tane. Birinci yazılı notu ikinci yazılı notundan yüksek olan Adem var, Ali var, bir de Sezgin var. Dolayısıyla 3 kişi. Bakın bu da doğru çıktı. D şıkkı. Birinci yazılı notlarının oluşturduğu veri grubunun açıklığı 50'dir. Şimdi birinci yazılılara baktığımızda 70, 90, 40, 100, 60 ve 20. En küçük 20, en büyük 100. Aralarındaki fark ise 80'dir. Açıklık 80 olacak. Burada 50 dediği için D şıkkı yanlıştır. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. 15, 22, 30, 45 veri grubu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. 50 sayısı eklenirse açıklık ve aritmetik ortalama artar. Şimdi bunların aritmetik ortalamasını bulalım. 15, 22 daha 37, 30 daha 67, 45 daha 112 olur. 112'yi 4'e bölelim. 2 kere 4, 8. 32'nin içerisinde 8 kere. Evet, ortalamaları 28. Şimdi 50 sayısını eklersek aritmetik ortalama kesinlikle artar. Şimdi açıklığına bakalım. En büyük 45, en küçük 15. Aralarındaki fark 30. Şimdi 50'yi eklediğimizde bu sefer 50 eksi 15 açıklık 35 olacak. Hem aritmetik ortalama artar hem de açıklık artar. Dolayısıyla bu doğru çıktı. B şıkkı 28 sayısı eklenirse açıklık ve aritmetik ortalama değişmez. Şimdi 28 eklediğimizde ortalama 28'di. Aritmetik ortalaması değişmez. Açıklık da değişmez çünkü arada bir sayı eklediğimiz için bu da doğrudur. C şıkkı. 21 sayısı eklenirse açıklık değişmez, aritmetik ortalama azalır. Aritmetik ortalama 28'di, bu azalır, doğru. 21 de arada bir sayı olduğu için açıklığı değiştirmez. Bakın bu da doğru çıktı. D şıkkı. 10 sayısı eklenirse açıklık artar, aritmetik ortalama değişmez. Arkadaşlar, aritmetik ortalama kesinlikle değişir. Çünkü aritmetik ortalama 28'di, değişmemesi için ortalamaya eşit bir sayı eklememiz lazım. Dolayısıyla D şıkkı yanlıştır. 10. soru. Aşağıda sadece A marka pantolonların satıldığı bir mağazadaki yılın ilk 3 ayına ait alış ve satış fiyatları gösterilmiştir. Bu mağaza her ay eşit sayıda pantolon alıp o ayın içerisinde aldığı pantolonların tamamını satmıştır. Buna göre toplamda 300 adet pantolon alan bu mağazanın yılın ilk 3 ayına ait aylık ortalama kârı kaç Türk lirasıdır? Toplamda 300 adet pantolon aldıysa her ay eşit sayıda pantolon almış. Demek ki Ocak ayında 100 tane, Şubat ayında 100 tane, Mart ayında da 100 tane. Şimdi Ocak ayındaki karı 50 lira. 150'den 100'ü çıkardığımızda 50 buluruz. 100 ile de 50'yi çarptığımızda 5000 TL karı olur. Şubat ayında bakın 130-200 aradaki fark 70. 70 ile 100'ü çarptığımızda 7000 buluruz. Mart ayında 150'ye almış, 180'e satmış. Aradaki fark 30. 30 ile 100'ü çarptığımızda da 3000 buluruz. Bu 3 aylık karın toplamıdır. Bunu 3'e bölersek ortalamayı buluruz. Topladığımızda 15.000 olur. 15.000'i de 3'e böldüğümüzde ortalamayı 5.000 olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Bir okuldaki 20'şer kişilik A ve B şubelerinin not ortalamaları sütun grafiğinde verilmiştir. A şubesinden notları 90 ve 100 olan iki öğrenci B şubesine, B şubesinden de notları 75 ve 95 olan iki öğrenci A şubesine geçmiştir. Buna göre son durumda A ve B şubeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu sınıflarda 20'şer kişi varmış. A sınıftaki öğrencilerin not ortalamaları 90'mış. O zaman 90 ile 20'yi çarptığımızda A sınıfındaki öğrencilerin notlarının toplamı 1800 olur. A şubesinden notları 90 ve 100 olan iki öğrenci B şubesine geçmiş. Şimdi 90 ile 100'ü topladığımızda 190,
Bakın notlar 190 azalacaktır. Bu da 1610'a düşmüş demektir. Şimdi B şubesi de 20 kişilikti. Bunun ortalaması da 88'miş. 20 ile 88'i çarpalım. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 8 16. 1 de elde 17. 0 da eklediğimizde toplam 1760 puan yapar. Şimdi bu A'daki 2 öğrenci buraya geldi. 190 oldu. Bunları topladığımızda 1950 puan olur. B'deki notların toplamı. Şimdi B şubesinden notları 75 ve 95 olan 2 öğrenci A şubesine gitmiş. 75 ve 95'in toplamı 170'tir. Burası 170 azalacaktır. 0, 8, 7 ve 1. 1780 oldu. Bu 2 öğrenci A şubesine geçtiğinde A şubesinin notları 170 artacak. 0, 8, 7 ve 1 oldu. Şimdi son durumda A ve B şubeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur denmiş. A şubesinin notları toplam 1780, B şubesinin de notları toplam 1780. Bunlar 20'şer kişilik oldukları için notların ortalamaları da birbirine eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır.